Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlaka Sisi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Hatay Altınüz ilçesinde Keskincik Mahallesi'ni ziyaret ettik. İlçenin en genç muhtarlarından biri olarak seçilen Mehmet Belge ile muhtarlık odasında röportaj yapacağız. Özellikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz Süleyman kardeşimize. Teşekkür ederim. Bir de bu Keskincik Mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyorum. Genç ve dinamik bir muhtar seçtikleri için. Ben de teşekkür ederim bir kez daha. Seçmenlerimize bütün halkımızdan teşekkürler ediyorum. Size de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muhtarların sesini duyuyorsunuz bu şekilde. Bunun için gerçekten emeğiniz var. Teşekkür ediyoruz. Yani çok emeğinizin gözlük hakları konusunda özellikle muhtarlarımızın sosyal medyada da yayınlıyoruz arkadaşlar. Eski muhtarlarımız bizi bilirler. Onları birçok şeyde, röportajlarda gösterdik. Yine göstermek istiyorum. SSK filmleri yatırılmıyordu. Böyle gördüğünüz gibi dev gibi başlıklar attık arkadaşlar. Şöyle. O az önce gösterdiğimiz başka bir taneydi. Yine özlük hakları konusunda böyle büyük başlık attık. Muhtarlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde daha bekliyor şeklinde. Böyle çok sayılarımız var arkadaşlar. Bunlar elimizde kalanlar. Bizim birinci hedefimiz dediğimiz gibi özlük haklarıydı. Şu anda yeterli muhtar. Özlük hakları demişken aile ödenekler. Ya şimdi klasik olacak tabii ki yeterli değil. Çünkü muhtar dedin mi her soruna koşacak, her işe atılacak. Yani sorumluluk çok üzerimizde. Evet. Mahalle geniş, mahalle büyük. Herkes işte hani bir belediye başkanına ulaşamaz, bir işte bakana ulaşamaz, milletvekiline ulaşamaz ama herkes muhtara ulaşabilir. Evet. Onun için ekstra biz burada bir bayağı bir giderimiz oluyor açıkçası. Ulaşmasına gerekli arkadaşlar. Yani, onu belirtmek istiyorum. Yani vatandaş, her vatandaşımızda muhtarın telefonu olmalı mahalleliyle, özellikle mahallelide. Doğru mu? Kesinlikle herkes 7'den 77'ye kadar herkes bize ulaşabiliyor. Pazar günü şu an. Evet. Pazar günü. Pazar evet. Olmasına rağmen açıyoruz, aktifiz, çalışıyoruz. Normalde tatil. Normalde tatil. İşte biz işte zaten biz buradan tutturuyoruz arkadaşlar. Dedik muhtar 7-24 çalışması olan, istirahati olmayan, izine ayrıldığında aylık ödeneği kesilen, doğru mu efendim? Hala yine aylık ödeneği kesiliyor. Onu çözemedik daha. Onun da çözüm için mücadele edeceğim. Onu da belirtmek istiyorum. Kesinlikle. Çok güzel bir uygulama olur bence. Artı muhtarların sosyolojik bir herhangi bir şeyleri yok yani. Sosyal iş, sosyolojik işte ne bileyim. Ailene zaman ayıramıyorsun, kendine zaman ayıramıyorsun. Eve gidiyorsun, uyuyacağım desin bir bakmışsın ya karakoldan telefon gelmiş, ya mahalleden telefon gelmiş. Ya diğer kurum kuruluşlardan telefon gelmiş kapacaksın. Gece saat 12'sinde birisinde önemli bir şey olur. Gideceksin, geleceksin. Ya işimiz bayağı bir zor. Evet. İşimiz zor. Hiçbir iş kolay değil, onun da bilincindeyiz. Ama gerçekten maaş konusunda biz mağduruz. Evet, o mutlaka çözülmeli. Şu arabanın aylık yakıtı 800 lira. Aldığımız maaş ne kadar? 2020. Evet. Sadece arabaya biz ayda 8-9 lira yakıt harcıyoruz. Yakıt harcıyoruz. Çünkü evet. Araba hiç durmuyor. Evet. Sürekli seyir halindesin. Bir yerden bir yerler koşturuyorsun. Çağırıyor vatandaş. Gitmezsem olmaz, mecbur gidecek. Yani aslında bir de Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan muhtarlarımıza o zaman 300 Türk lirası her ay ek ödenek veriyordu. Kırtasiye gideri, şu bu gideri, yakıt gideri olarak. Tekrar işte bu dönemde seçildi. Biz bunu uygulamanın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından da uygulamasını istiyoruz. Kesinlikle şimdi biz de seçilmiş insanlar olarak. Lütfü Savaş da bu konuya ne yapmalı? El atmalı. El atmalı. Muhtarlarımıza yakıt desteği vermeli diyoruz. Kesinlikle Lütfü Başkan iyi bir başkanımız, saygı da duyuyoruz. Elinden gelen yardımı tabii ki yapıyor, o da imkanlar çerçevesinde. Ondan da beklentilerimiz vardı. Zaten söz vermişti bize, bilgisayara da gönderecek diyeceğim toplantıda. Evet. Onun sözünü verdi kendisi. Biz de seçilmiş muhtarlar olarak, bak, misafir geliyor yanımıza. Dün diyelim Kuveyt Büyükelçiliği geldi buraya, konsolos, başkonsolosluğu. Evet. Kalktık, biz kendini çayımızı kahvemizi yaptık. Evet. Yani bir gitse, personel hani, yok yani, yok mi? Yok öyle bir şeyin yok yani. Aslında nüfus buranın nüfusu fazla arkadaşlar. 4500 nüfusu var dedi muhtarımız önce sohbetimizde. Evet, doğru mu efendim? Nüfusa göre biz burada mutlaka muhtarlara bir yardımcı personel verilmesini istiyoruz iş buradan. Doğru kesinlikle, mu? Kesinlikle. Evet. Yani, nüfus var arkadaşlar. Birçok ilçede fazla nüfusu var muhtarımın. Seçmenimiz ne kadar? Seçmenimiz 2200. 2200. 2000'in altında çok ilçe var arkadaşlar. Onu evet, belirteyim. Evet. Kilisin 3 ilçesi, ilçesinin de nüfusu 2000'in altında. Musa Beyli, El Beyli, Poladeli ilçelerin nüfusları
Muhtarımız seçmenin altında bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Seçmeni onlardan fazla. Osmaniye'nin Sumbaşı ilçesi 1800 nüfusu var. Senin seçmeni ondan fazla. Bu seçim 2200. Evet. Buradan Karaman'ın Aylancı ilçesi, Başşahin ilçesi 1800 nüfusu var. Arkadaşlar yani onun için mutlaka biz nüfusa göre de hizmetin bir de işte köylerin tüzel kişilikleri gitti. Geçen en çok muhtarların istediği bir de köylerin tüzel kişilikleri tekrar verilsin diyor. Doğru mu muhtar? Evet. Alt yapı kanalizasyon yapılmış. Alt yapı bizde 35 yıllık bir sorunumuz var alt yapıyla ilgili. Bunu her platformda ben dile getiriyorum. Elektrik sorunumuz var. Bak şu elektrikte nasıl sorunumuz var? Elektrik yok. Neden? İşte tam arıyoruz yetkilileri. Çalışmalar var. Sahalarda bilmem arıza var. Şu var, bu var. Geç diyorlar. Dün saat 8'den saat 5'e kadar elektrik yok. Sabah 8'den akşam 17'ye kadar elektrik yok. Bugün evet. Sabahtan şimdiye kadar elektrik yok. Elektrik hala yok. O sorun çok büyük sorun. Eczanemiz var. Burası eczane var gördüm. Evet güzel bir kapalı pazar yeri var arkadaşlar. Muhtarlığın önünde. Yani birçok ilçede. Nereden baksan Türkiye'de 100 ilçeden nüfusu fazla olan bir yerleşim yeri. Sanayimiz var. Evet. Ama işte bu elektrik sıkıntıları olduğu zaman millet iş yapamıyor. Evet. Başka eczanemiz olmak üzere. Elektrik sorunu başlı başına bir sorun arkadaşlar. Mutlaka bu konuya devlet yetkililerimiz çözüm getirmeli. Tahta direkt, elektrik direkleri kalsın istemiyorlar. Doğru mu efendim? Bir de orası serhat noktası, sınır noktası arkadaşlar. Sınırda yaşayan, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı da devletin mutlaka tarım ve hayvancılıkta desteklemesi istiyoruz. Ya zaten bizde sanayi, adam akıllı bir sanayimiz yok. Hani Hatay genelinden bahsedeceksek şeyden başka bir sanayimiz yok. Yani bir Antep sanayimiz yok, bir Gaziantep sanayimiz yok. Evet. Bir demir çelik fabrikamız var İskenderun'da. Başka hani biz de nakliyeci olduğumuz için bunu biliyoruz. Hani gittik, dolaştık, gördük sanayilerin nasıl olduğunu. Hatay'da maalesef yatırımlar çok düşük. Evet, ilçe belediye başkanından hangi hizmetleri istediniz, alabildiniz mi? Büyükşehir belediye başkanından hangi hizmetleri istediniz, alabildiniz mi Umut? Ben saygı olarak konuşuyorum. Büyükşehir belediye tarafından ne istediysek şu ana kadar hemen hemen tam %100 olmasa da %80'ini alabildik. Evet. Diyelim ki yollarımız millet çıkacak, zeytini çıkacak falan. Evet. Yollarımız berbat. Evet. Gönderdik, talep ettik, yaptılar. Kanalizasyon patlıyor, arıyoruz, hemen geliyorlar. Su şebekesinde arıza oluyor. Sürekli gelip diyorlar arkadaşlar. Altıncı belediyesinde sanki biraz sıkıntı var gibi hissediyorum ya da öyle görüyorum. Ne istediğiniz hizmet olarak almadınız? Şimdi biz daha önce bu yolların, çukurların işte yamalanması adına talepte bulunduk. Keşif çıktı, yapılacak sözü verildi. Ama şu ana kadar ne gelen var ne giden var. Evet. Arkadaşlar ara sokaklardan bahsediyor muhtarımız. Çünkü ara sokaklar ilçe belediyesi yapıyor. Ara sokaklar mutlaka çamurdan ve yazında tozdan rahatsız oluyor vatandaşlarımız. Kurtarılmalı. Buranın genel geçim kaynağı zeytincilik. Doğru mu efendim? Zeytincilik, tarımsal, hayvan. Evet. Onun da sorunlardan bu vatandaşımızın istekleri var mı devlet yetkililerinden? Ya devletimiz bu konuda sağ olsun üstüne düşeni yapıyor. Gereken destekleri de biz sürekli işte şu dosyalardan getiren arkadaşlar işte zeytinyağı desteklemesi, tarımsal destekleme, pamuk olsun, ne bileyim diğer faaliyetler devletimiz gereken desteği veriyor. Ama ne kadarını veriyor, ne kadar millet istiyor, ne kadar şey onu biz bilemeyiz. Ama halkta herhangi bir şikayet var mı bu konuda? Öyle bir şikayet duymadım. Evet. Çünkü adam diyor ki ben gübrenin parasını alayım, mazotun şeyini alayım, masrafını alayım. Yeter, bana yeter. Fazla da devlete hani yükle olmasın. Evet, genç ve dinamik muhtarıma bir de teşekkür ediyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. İşte bu resmin de bütün muhtarlıklarda asılmasını istiyorum. Doğru mu efendim? Kesinlikle doğru. Bu resmi de bize hediye getirdiler. Sayın İsa Kapan Hoca'ya ben sizin aracınıza teşekkür ediyorum. İsa Kapan Hoca bizim Hatay'ın en ünlü iş adamlarından biri. Evet. Bizim Keskincik Mahallede İpamer'de kendisi. Evet. İş adamıdır. Uluslararası çalışıyor. Evet. Mobilya ve aksesuar üzerinde. Kendisinin hediyesi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum huzurlarımızda. Evet, biz de duyarlı tam da bir Atatürk hayranı. Tam Atatürk. Yani aslında Türkiye'de yaşayan her Türk vatandaşı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürümeli arkadaşlar. Çok ileri görüşlü. Nur içinde yatsın diyoruz. Her zaman da dua etmeniz lazım. Kesinlikle. Biz de gelip geçeceğiz. İşte
kimler gelip geçmedi ki yardımlaşacağız, dayanışacağız, bir ülkeyi daha yükseklere taşımak için mücadele edeceğiz. En köylü milletin efendisidir demiş. Şimdi köylerin ismi de mahalleye çevrildi. Aynen. Yani köy, yine köy, vatandaşımız köy diyor. Onun için biz sadece kağıt üstünde mahalle olmasını istemiyoruz köylerin. Merkezler hangi hizmetleri yapmıyorsa mahalle düşünce köylerin hangi hizmetleri yapmalı diyoruz. Köylüler, mahalle, köylü, hani biz tabii bu deyimi kullanmaya devam edeceğiz. Evet. Köylü milletin efendisidir, köylü üretiyor, köylü pazarlıyor. Köylü üretiyor ki biz rahat rahat yiyebiliyoruz. Evet. Köylünün emeği çok ama kazancı az. Evet. Yani desteklemeler olmalı kırsaldaki vatandaşlara, tarımda, hayvancılıkta, mazot, ürün ve gübre desteği mutlaka verilmeli arkadaşlar. Ürüne destek verilmeli. Yani yani tapuyu götürüp de vatandaşın tapusuna destek verilmemeli. Mutlak çiftçinin kalkınması ürüne destekle çözülebilir. Çünkü bir de tapu sorunu var, doğru mu efendim? Evet. Tapular bölünmemiş, atasının, dedesinin adına hiç kimse destekten faydalanamıyor. Mutlaka ülkemizde 2020 yılında bir tapu kadastro yılı ilan edilmesini istiyorum. Atasından, dedesinden, dedesinin dedesinden kalmış yerler nedeniyle vatandaşlarımız ürün desteği, mazot desteği, gübre desteği alamıyor. Bu sıkıntı var. Bunu da ancak ürüne destekle çözebilir ama mutlaka ülkemizde artık tapu kadastro ölçümleri yapılmalı. Atıyorum bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Atıyorum Hasan Kaya hayatını kaybetti. Bunun oğlu kızı gidiyor nüfus dairesine diyor ki babam hayatını kaybetti. Düşümü yapılması. Nüfus dairesi bunu tapu kadastro müdürlüğüne üst yazı yazarak Hasan Kaya'nın hayatını kaybettiği mirasçılarını alt ekli listede TC kimlikleri de yazılı olarak zaten hepsi kaydı bir nüfus vukuatla aynı şeyi çıkarttığı zaman nüfusu çıkıyor. Tapuların gönderilmesi şeklinde iki satır cümleden bu konu çözülebilir. Doğru mu? Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Vatandaşlar yok şu avukata gidiyor, bu avukata gidiyor, yıllarca da sürüyor, bu konularda çözülmüyor. Bu konu böyle çözülmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan da bu konuya bir çözüm bulmasını istiyorum. Ekleyeceğiniz başka konu var mı? Çok haklısınız. Bu konularda çok büyük sıkıntılarımız var. Millet bu konuda destek alamıyor. Evet. Sizin bahsettiğiniz konudan evet. Vefat etmiştir. İşte oğlu ya da eşi falan destek alamıyor. O evet. Sıkıntı var. Mağdurlar. İşte dediğim gibi destek çok önemli. Türklere destek verdiğiniz zaman yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Üretemeyecekleri hiçbir şey yoktur. Kesinlikle ben buna evet. inanıyorum. Doğru katılıyorum. Yeter ki destek olsun her şeyi üretir. Evet. Yani bu tarım diyor ki Türk milletine diyor destek olsun yapamayacaklar, üretemeyecekler hiçbir şey yoktur diyor. Kesinlikle. Bundan da daha iyi bir cümle olamaz. Bu cümlenin üstüne de başka bir cümle söylemeye gerek yok. Muhtarımıza da Türkiye'de muhtarların sesi gazetesine röportaj verdiği için işte her röportajımızda da söylüyoruz bizim muhtarlar destekli. Onların desteği sayesinde az önce gazetemizi de gösterdik. Yayın hayatımıza devam ediyoruz. Bizi canı gönülden destekleyen bütün muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Çok güzel bir çalışma yaptınız. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.